Hepinize merhaba, ben Murat Kumuşlar'la birlikte Minecraft'ta DeepCraft serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz 10. bölümü. Evet arkadaşlar, öncelikle buraya yaptığımız slime farmı bayağı iyi çalışıyor yani. Ama şöyle bir sıkıntı vardı, bayağı bir mob doğuyordu. Ve mob doğduğu için ben her tarafı torçlandırdım, gördüğünüz gibi bayağı her tarafta torç var. Biraz o sıkıntı, gördüğünüz gibi iki tane slime doğmurdu bile ben buradayken. Ve gördüğünüz gibi ölüyor yani sürekli. Ya mob doğmasının sıkıntısı golemi öldürüyorlar arkadaşlar. O yüzden dışlandırdım, yoksa sıkıntı olmuyor pek. Gördüğünüz gibi orada küçülüyorlar, ölüyorlar. Evet neyse, bu bölüm zaten başta da göreceğiniz üzere zırh ve büyük kitabı odasını yapacağız. Şuradaki sandıklar falan var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu arada kafa yapmışız. Gördüğünüz zırhlar falan var. Kitaplar var buralarda. Şurası full kitap mesela. Şurada arkadaşlar purpur farmını kaldırdım. Öylesine Murat yazdım. Öylesine yani. Ama 3. tanıtılmadı. Öyle bir sıkıntı var. Neyse. Bu chestleri falan, içerideki chestleri, şu chestleri falan boşaltmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hep kitap falan var. Bayağı bir sıkıntı. O yüzden odayı yapacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Az önce kayda gene girmiştim ben. Yani bu ikinci girişim. Sandık odasında biraz yaptım. Ve hata verdi bilgisayar. Mavi ekrana verdi yani. Mavi ekran hatası oldu. Çöktü mü ne oldu, bir şey oldu. Sonra kaydı kurtarmaya çalışırken %95'ini falan kurtarıyordu. %96'da gene hata veriyordu. O yüzden hiç kurtaramadım kaydı. O yüzden biraz yapılmış göreceksiniz. Gördüğünüz gibi çok yapmadım, gene az yaptım ama gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım. Duvarları birikten yaptım arkadaşlar. Şu köşeye quartz sütun. Şuralar chest var arkadaşlar. Şuralarda chestlere muhtemelen büyük kitaplarını koyacağım. Şuralarda armor stand koyacağım. Zırh askısı. Zırhları koyacağım. Aralara da shulker koymayı düşünüyorum ama daha karar vermedim. Muhtemelen shulker koyacağım. Şimdi en son ben burada çalışıyordum işte. Oyun bir an dondu. O yüzden baştan video alıyoruz. Şimdi ben hızlıca devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bakalım, güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Umarım güzel bir şey olur. Hop şöyle. Tamam. Şimdi bunları dolduralım. Şöyle hızlıca. Hop bitti. Biraz şöyle dolduralım hızlı. Hop şuraya. Abi çok hızlı kırıyorsun ya. Tamam şöyle. Çok güzel. Işıklandırmasını henüz yapmadım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama ışıklandırmasını da yapacağız. Şimdi biraz daha merdiven yapalım. Şöyle bir 1, 2, 3, 4. Tamam. Şöyle koyalım. Ters koyacağız yalnız. Tamam. Şöyle ters koyacağız. Okey. Bence gayet güzel oluyor gibi. Yeri de değiştireceğiz. Yeri değiştirince biraz daha şekil alacak. Şimdi şu duvar kaldı. Şu duvarı da bir değiştirelim hemen. Şöyle. Kapıcım kaçar mısın? Tamam. Burayı görmeyeceğiz zaten. Şöyle bir şunu at, şunu al. Şöyle. Aynen. Burası tamam. Şurası. Şöyle burayı da tamamlayalım. Ve merdiven. Buraya koymayacağız. Koyamayacağız yani. Şöyle. Hop. Ve böyle. Bence oldu gibi. Şöyle şunları da koyarsak. Aynen. Şimdi. Buraya kadar tamam. Buraya kadar güzel. Duvarları falan böyle olacak arkadaşlar. Işıklandırmasını belki duvarlara ışıktaş koyarım. Ya da ışık veren bir şey blok olarak. Ya da ya ışıklandırmasını henüz daha karar veremedim. Işıklandırmasından önce bir şimdi zemine gelelim arkadaşlar. Şöyle bir zemini bir kazalım. Konuşamadım ya. Tamam. Şöyle bir kazalım zemini. Tamam. Şu toprakları da kazalım. Şöyle. Hop şuraları da kazalım hemen.
Okey. Taşlar kaldı. Ve şurası. Gayet güzel. Şuraya bir torç koyabilirim. Şuraya koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz. Şuna. Şuna da koyamıyoruz. Tamam. Şimdi şuralara biraz koyalım. Işıklansın. Karanlık olmasın diye. Tamam. Şimdi yerleri nasıl yapacağıma karar veremedim. Ya şöyle size de bloklar göstereyim. 8 renk beton yaptım. Onları kullanmak istedim ilk baştan. Daha sonra kararımı değiştirdim. Taş tola yaptım duvarları. Ama yeri betonlardan yapacağım. Çok da renkli olmasın aslında. Yolu siyah yapalım. Şöyle bir yolu siyah yapalım arkadaşlar. Şu arkadaşı bir alayım şuradan. Okey. Şunu şuraya koy bir. O arkadaşı şimdilik şuraya koy. Şöyle arkaya geç. Tamam. Şimdi bu yol böyle olsun. Şunu bir açalım. Bakayım bir. Gri güzel gözükebilir aslında. Şöyle bir bakalım. Hop. Şöyle bir koyalım. Bakalım yakışacak mı gri. Bir tarafına farklı, bir tarafına farklı koyabilirim, bilmiyorum. Beyaz koymayayım ama kuvars blok da var zaten. Aynı renk sürekli kullanmak istemiyorum. Belki açık gri kullanabilirim. Gördüğümü şurada da. Ha, gri buymuş. Tamam, şu an açık gri kullanıyormuşum zaten. Neyse, birazdan devam. Evet arkadaşlar, az önce şimdi şöyle bir sıkıntı var. Az önce videoya devam ediyordum. Sunucu kapatılmıştı hatırladığınız üzere en son. Ondan sonra videoya tekrar başladım. Ben buraları falan gördüğünüz gibi yaptım. Hepsini videoda yaptım ama video programı gene hata verdi. Evet, gene hata verdi. Ve ben de sinirlendim. Gittim farklı bir program indirdim. Hatta söyleyeyim isimlerini ben. Söyleyeceğim yani. Camtas şöyle çekiyordum ilk başta. Hata verdi sürekli. Zaten veriyordu. Gene hata verince bu sefer sinirlendim. Ben de değiştireyim dedim. Şimdi de OBS'yi kullanıyorum şu an arkadaşlar. Umarım kasmıyordur. Bunu ilk defa kullanıyorum. Direkt burada deniyorum. Az önce çektim aslında, kasmadı da biraz kalitesi kötüydü. Kaliteyi de yükseltebildiğim kadar yükselttim şu an. Yani en iyisi şu an bu kalitede böyle video çekebiliyorum. Aslında kasmasını da kalitesini yükseltebilirim zaten. Şu an çok da kasma yok gibi. Ne kadar 60 FPS'i göremesek de. Neyse arkadaşlar, öncelikle sonra buraya gelirsek. Gördüğünüz gibi burayı kırmızıya çevirdim. En son tam şuralarda bir yerde gri'de kesmiştim diye hatırlıyorum. Ondan sonra sarıyı denedim. Sarı hoşuma gitmedi. Sonra kırmızıyı denedim. Siyahla kırmızı gayet uyumlu oldular. Ondan sonra ben zırh hatlarını falan buralara full değiştirdim. Yani buraya bunları koydum. Ondan sonra bunları yerleştirdim dışarıdaki çerçeveyi doldurup. Tabi bunları rastgele yerleştirdim arkadaşlar. Bunların böyle ne bileyim şu ateş koruması, bu normal koruma, bu patlama koruması diye bir şey yok. Onları da video arasında halledeyim dedim. Çünkü çok uzun sürer onları halledersem. Ondan sonra eşyaları buraya salladım. Bunlar da gördüğünüz gibi hiç ayarlamadım. Dediğim gibi bunların hepsini video arasında ben kendim halledeceğim. Videoda halletmek istemedim. Aslında bunları falan da hep hızlandırma olarak alıyordum işte. Ah, program işte. Yapacak bir şey yok. Neyse şu 3 sandık eşya sandığı olacak. Biri kılıç, biri kazma, biri balta, kürek olacak. Yan sandıklarda full büyük kitap olacak. Şurayı doldurdum gördüğünüz gibi. Bunları da ayıracağım tabi. Şurayı da doldurdum. Şurası boş. Biraz da şurası vardı galiba. Aynen. Bu kadar kitabımız var. Şu şalkırlar biraz çöple dolu hala. Ama onları da boşaltıp bu odaya uygun şeylerle dolduracağım arkadaşlar. Birazcık dolu, hatta boşaltalım arkadaşlar. Şuraları kaldırırız zaten. Şimdi bu chest'i nereye koysam? Şimdilik şuraya koyacağım chest'i. Oraya koyarsam şunu açamam. Şuraya koyayım, tamam. Bir hepsini boşaltmaya çalışalım bakalım. Boşaltabildiğimizi boşaltalım yani. Şimdi şöyle bir üstümü boşaltayım da ilk önce. O kafayı alacağım yalnız. Hop. Hop. Az benim zırh kafam buralarda mı?
Zırh kafam yok. Kafamda da değil. Buranların birisi galiba benim zırh kafam. Bu değil. Bu da değil. Güzel kafalarımız da varmış bu arada. Şuna bakayım ya, bu da değil. Aynen. Bu arkadaşlar. Tam bu üstümüze dursun. Şu kafayı alıp şuraya koyalım şimdilik. Bunlar arkadaşlar demirle doldururum ben gene. Olunca tabi. Full demirle dolunca yavaş yavaş elmas oldukça demiri çıkartıp elmas koyacağım yerine. En sonunda hepsi elmasa dönüşür yani gittikçe. Yani dolar buralar, önemli değil. Ne yapıyorduk? Şunları biraz boşaltayım ben. Buraları hızlandırırım belki de. Oo, bunlar boşalmaz. Bunlar boşalmaz. Her neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet bence güzel bir şey oldu. Zırh odası, büyü odası, büyük kitap odası ve alet edevat odası yaptık. Şunları falan kaldıracağım. Şimdi ben burada biraz çalışırken bakalım ne kadar slime olmuş diyecektim ki ben bir yatayım. Ben bir yatayım ilk önce. Umarım ama umarım hata vermez. Hadi bakalım, şimdilik sıkıntı çıkarmıyor. Muhtemelen camptasyonda sıkıntı vardı arkadaşlar. Çünkü videoda değilken bilgisayar donmuyor, hiçbir şey olmuyordu. Ama videoya girdikten sonra böyle 5-10 dakika sonra sürekli hata veriyordu. Ben de dedim video programında bir şey var o zaman. Hop. Video programı değiştireyim dedim, değiştirdim. Şimdi bir bakalım slime farmımız nasıl çalışmış. Hop, şurada 14 tane var, mükemmel. Şuraya bakalım. 31 tane burada var, güzel. Bunun önü kapanması iyi bir şey, kötü bir şey olmaz herhalde. Gene de şöyle bir kıralım kırabildiğimizi. Şunu da kıralım. Kırlan. Kırdık. Evet. Şurada da 42 tane, bayağı iyi. Neredeyse 2 stack olacak ya. Oo, 2.5 stack oldu neredeyse. Şurada var mı acaba? Evet, buraya pek gelmiyor gibi. Ay, şunlar bayağı iyi çalışıyor ama. Şöyle bir çıkalım yukarıya. Evet, güzel. Bu arada arkadaşlar, oyun kasıyorsa kusura bakmayın. Bu daha şey yapıyorum. Bu video programının ilk çekişim, yani ilk deneyişim. O yüzden düzelteceğim bayağı bir. Yavaş yavaş yani video programını öğrendikçe bu kasmada düzelir. Bu ilk olduğu için biraz acemilik var yani. Tamam. Şunları da şuraya koyalım. Şöyle. Gene bayağı bir balçık topumuz oldu. Çok yakın bir zamanda şeker kamışı farmı da yapmam lazım. Ama önden önce mob farmını yapacağım. Sonraki videolarda mob farmı gelecek muhtemelen. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hop. Şöyle bir dışarı çıkalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.